They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Nissan'dayız. Nissan'da yeni JUKE aracımızı inceleyeceğiz. Bakalım aracımız hangi paketmiş arkadaşlar. Aracımız 1.0 115 beygirlik Platinum Premium paketli aracımız, otomatik şanzımanla geliyor. Arkadaşlar incelemeye geçmeden önce bol bol yorum atıp kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi ilk önce şöyle aracımızı bir dıştan inceleyelim arkadaşlar. Bakın jantlar benim dikkatimi çok çekti. Burada piyano bilek detaylar hakim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lastiklerimize bakacak olursak lastiklerimiz Hankook lastiklerle geliyor. 225, 45, 19'luk lastikler bu araçta tercih edilmiş. Gerçekten jantlarımız hoş durum. Yan kısma geçecek olursak şurada arkadaşlar marşbiyer tarafında plastik detaylar marşbiyeri korumak adına yapılmış. Aynalarımız arkadaşlar piyano bilek detaylar hakim. Burada sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok hoş duruyor. Şu kısımlara doğru geçecek olursak yine aynı şekilde şuradan bir görünüşte sizlere alayım. Aracımızı arkadaşlar şurada göstereceğim. Anahtarsız girişte bulunuyor. Köpek balığı sırtı antenimiz de şurada dikkat çekiyor arkadaşlar. Yine piyano bilek detaylarla süslenmiş. Arka kısımlarda da yine piyano bilek detaylar hakim. Şöyle arka kısmına doğru geçelim. Gerçekten hoş arkadaşlar aracımız. Şu kısımda arkadaşlar bakın arka park sensörlerimiz de bulunuyor. Şöyle yandan da gördüm, alıp aracımızın iç kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, aracımızın iç kısmına geldik. İlk önce malzeme kalitesiyle başlayalım. Burada sert plastik malzememiz var. Burada süet bir detay tercih edilmiş. Şuraya kadar uzanıyor. Burası arkadaşlar yine sert plastik. Krom detay ve piyano bilek detaylar burada hakim. Ön kısımda arkadaşlar burada yine yumuşak deri kaplı bir malzeme bulunuyor. Yine burada yumuşak. Yine burada da arkadaşlar süet bir malzeme tercih edilmiş. Şurada da bir beyaz çizgi bulunuyor. Menfezlerimize geçecek olursak krom detay ve piyano bilek detaylar hakim arkadaşlar. Şu kısımlarda yine far yükseklik ayarlarımız, limitleyicimiz, her şeyimiz bulunuyor. Orta kısım menfezlerine de geçelim arkadaşlar. Bakın menfezlerimizde bir Mercedes menfezi görünümü var. Yine bu kısımlar krom detaylar. Buralarda da piyano bilek detaylarımız hakim. Bu kısımda arkadaşlar yine bakın şöyle sizlere göstereyim. Menfezlerimizde piyano bilek detay ve krom detaylarımız hakim. Direksiyonumuza gelecek olursak burada multimedyamızı kontrol edebileceğimiz tuş takımları bulunuyor. Bu kısımda yine hız sabitleyicimizi kontrol edeceğimiz tuş takımları bulunuyor. Sesli komut tuşu da burada bulunuyor arkadaşlar. Krom detaylarımız yine direksiyonumuzda hakim. Direksiyonumuzda deri kaplı bir malzeme kullanılmış. Şöyle geniş bir görüntü alayım. Kadranımızda arkadaşlar bakın buradaki displayimiz bu pakette büyüyor. Şurada analog kadranlarımız mevcut. Oradan tüm tüketimleri görebilirsiniz. Orta kısma gelecek olursak arkadaşlar buradaki multimedyamız gerçekten çok hoş. Bunu zaten incelemesini diğer boş pakette yapmıştım. Aynı multimedya burada da tercih edilmiş. Dörtlerimiz arkadaşlar buradan yukarıdan şu anda aracımızda hiç enerji bulunmuyor arkadaşlar bakın. O yüzden şu anda yakamıyorum. Start stopla çalışıyor aracımız. Bakın start stopa bastım. Diyor ki sağ kapı açık uyarısı veriyor. Şimdi ben onu kapatacağım arkadaşlar. Bir de ne diyor? Anahtarla basın diyor. Anahtarımız şu an yok arkadaşlar. Ama şöyle size displayimizi göstereyim. Gerçekten hoş. Şimdi arkadaşlar bu kısımda otomatik bir klimamız bulunuyor. Yine elektrikli koltuk ısıtma bu araçta mevcut. Ön cam rezistansımız, arka cam rezistansımız, her şeyimiz burada mevcut. Şu kısımda arkadaşlar yine AUX ve USB çıkışlarımız var. 12 voltluk çıkışımız da burada bulunuyor. Şurada telefonunuzu koyabileceğiniz bir hazne var. Buralar arkadaşlar yine süet. Şu kısımlar hep süet arkadaşlar. Bu kısımlarda da piyano bilek detaylar hakim. Bakın şu kısımda güzel bir aydınlatma sistemi kullanılmış bu araçta. Gerçekten hoş duruyor. Vites kısmında arkadaşlar yine buralar piyano bilek detay, buralarda krom detaylar hakim.
Şöyle vitesimizi de sizlere göstereyim. Gerçekten oldukça kullanışlı. Aracımızda arkadaşlar elektromekanik park freni ve yokuş kalkış desteği de bulunuyor. Burada yine bardaklıklarımızı koyabileceğimiz hazneler var. Ön kolayımız bu araçta mevcut. İç hastanesine bakalım. Yani çok büyük değil arkadaşlar ama bu segment içinde ideal. Burası yine piyano bilek detaylar hakim. Bu ama ileri geri gitmiyor arkadaşlar çünkü. Yani bu dediğim gibi her videoda söylüyorum. İleri geri gitse daha iyi olur. Çünkü herkesin boyu ölçüleri farklı arkadaşlar. Yan kısma gelecek olursak. Yan kapı detaylarımız da yine şurada. Piyano bilek detaylar, krom detaylar var. Şurada da süretler hakim arkadaşlar. Gerçekten hoş duruyor. Şurada yine ufak bir saklama alanımız var. Koltuk detaylarım arkadaşlar. Koltukları öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten çok rahat. Burada deri ve şurada da süretli detaylarımız var. Şöyle yandan göstereyim mi arkadaşlar? Bakın. Profesyonel Plus Boss yazıyor arkadaşlar burada. Gerçekten hoş. Çok sportif ya koltukları. Çok beğendim. Burada bakın piyano bilek detaylar da var. Onun arka kısmından sizlere göstereceğim. Şöyle yan bir görünüm alayım. Şimdi arkadaşlar aydınlatmamıza gelelim burada. Halojen bir aydınlatma tercih edilmiş gördüğünüz üzere. Güneşliklerimize gelecek olursak makyaj aynalıklarımız var ve aydınlatmamız kullanılmış. Yine bu kısımda arkadaşlar makyaj aynalıklarımız var ve yine aydınlatmada kullanılmış. Burada yine arkadaşlar SOS acil uyarı yardım sistemimizde bulunuyor. İç dikiz aynamız arkadaşlar otomatik olarak kararıyor. Bakın buradaki tuş yardımıyla da bunu kontrol edebiliyoruz. Torpidomuza gelecek olursak. Torpidomuzda arkadaşlar ışıklandırma bulunmuyor ama bu segment için bence torpidosu gayet ideal. Burada tüm kullanma kılavuzlarımız, her şeyimiz mevcut. Yine burada Nissan Juke yazılı paspaslarımız da mevcut. Burada arkadaşlar sürüş modumuzu kullanabileceğimiz bir tuş da bulunuyor. Bakın bu çok şık gözüküyor yalnız. Bunu beğendim. Yani arkadaşlar şu konsol gerçekten çok güzel tasarlanmış. Çok farklı bir hava katmış araca. Şimdi arkadaşlar sürücü tarafındaki derinlik yükseklik ayarlarına bakalım. Manuel olarak ayarlanıyor arkadaşlar. Şurada yine ufak bir saklama alanımız var. Ama koltuklar bayağı bir rahat arkadaşlar. Bakın şu an oturuyorum. Ben rahatım ya. Cidden rahat hissediyorum. Bayağı bir rahat koltuklar. Şimdi şöyle yandan görünüşlerimizi alalım. Ve arka kısma doğru geçelim. Güneşten dolayı inşallah net çıkıyordur arkadaşlar. En net açıdan sizlere almak istiyorum. Şimdi arka kısma geçelim. Bir de oradan aracımızı inceleyelim. Sonra da aydınlatmamızı yakacağız. Evet arkadaşlar, arka kısma geldik. Burada sert plastik malzememiz kullanılmış arkadaşlar. Burada süet malzememiz var. Burada yine ufak bir saklama alanımız mevcut. Burada arkadaşlar saklama alanımız bulunuyor. Yine yolcu tarafında da saklama alanımız var. Arkada arkadaşlar burada bakalım USB çıkışımız bulunuyor ama herhangi bir menfez yok. Şurası piyano bilek detaylarla kaplanmış. Bakın şu an güneş geliyor. Çok net gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Bu kısımda yine arkadaşlar ufak bir haznemiz var. Yine şaft tünelimiz. Aynı bildiğimiz Nissan'larda olduğu gibi. Şimdi şuraya dikkat çekmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Arkada arkadaşlar koltuğun arka tarafı full olarak piyano bilek detaylı süslenmiş. Arkadan baktığınızda gerçekten çok ilginç duruyor. Çok farklı bir yapısı var. Ben hiç böyle bir koltuk başlığı görmedim. Güzel tasarlanmış. Bence hoş olmuş. Yine burada arkadaşlar arka aydınlatma sistemimizi görebiliyoruz. O da halojen. Yanında arkadaşlar tutacaklarımız mevcut. Şöyle göstereyim. Yan kapı detaylarına gelecek olursak yine buralarda süet malzeme kullanılmış. Buralarda sert plastik, yine şurada krom kapı kolları tercih edilmiş. Şurada da ufak bir saklama alanımız var. Koltuklarımıza gelecek olursak herhangi bir arka kol dayama yok arkadaşlar. Full olarak şuralar deri. Çok hafif şurada süetler var arkadaşlar ama koltuklar inanılmaz rahat. Ben çok rahat hissettim. Şöyle de arka görünümümüzü alalım. Bakın. Vites tarafındaki ışıklandırma da gerçekten hoş bir görüntü sağlamış. Hatta şöyle orta kısma geçeyim arkadaşlar. Sizlere daha net bir görüntü almak adına. Çünkü güneş geliyor. Bakın. Bence hoş. Ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu araç hakkında hepinizi yorum kısmına bekliyorum.
Evet arkadaşlar, şimdi bakın şurada Bose Professional Plus var. Burası arkadaşlar ses sistemi, yani başka araçlarda bunu bence göremezsiniz. Burada da yine hoparlörlerimiz var ve ses sistemi bu tarafta. Bu araca özel arkadaşlar. Bu araç Platinum Premium bir araç arkadaşlar ve bu aracın bayi fiyatı 560 bin lira. Liste fiyatına bakarsanız o 600 küsürlerde bir fiyat görürsünüz. Bayide bu fiyat böyle arkadaşlar. Yani indirimli fiyat aslında bayiye göre baktığımız zaman, ama araç fiyatları çok pahalı olduğu için tabii ne kadar indirimli onu da sorgulamak lazım. Dediğim gibi aracımız bu şekilde. Beğendiniz mi beğenmediniz mi, hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yepyeni Nissan Juke aracımızı inceledik. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin. Arkadaşlar maalesef bagajımıza bakamıyoruz. Araçların aküsü bittiği için şansımıza elektrikli bagaj bulunuyor çünkü. Bir önceki bas paketli Juke aracımızı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bagajı aynı zaten. Aydınlatmaları da yine aynı. Onu da yakamıyorum şu anda çünkü enerjimiz yok. Ama sizlere ayrıntılarıyla gösterdim arkadaşlar tüm detayları. Burada gösteremediklerimi de diğer videodan görebilirsiniz.